Bu ayvarı şehrinden kaynanamda yedim. Çok beğendim. Ben de aynısını yaptım. Ve sizler de bu ayva güzel ayva reçelini yapmanızı tavsiye ediyorum. Cevizli ayva reçeli ve farklı pişirme yöntemiyle birazdan videomuza geçelim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayva reçeli yapacağım. Öncelikle ayvalarımızı Evet soyuyoruz. annem ayva Soyacakla soyuyor. soymak çok daha kolay. Hem de derin derin soymamış oluruz. Bu şekilde hem kolay hem Bu sefer kameramanlığımı Yunus yapıyor. Yunus oynatmadan tut. Şöyle. Elim sallanıyor. Soymak soyacakla çok kolay oluyor. Bunu tavsiye ederim. Bu şekilde soymuş olduk. Şimdi şurayı da alayım. Şurayı da alayım. Geç burayı bıçakla kesebiliriz. Şurayı biraz sorun yaşadı. Şurayı da olduğu gibi alalım. Burayı zaten kestiğimizde alacağız. Şöyle önce dört parça yapıyoruz. Şu içinden çıkarıyoruz. Şu çekirdeklerini kullanacağım. Alıyoruz. Fazla bir çekirdeği yok. Şunları alalım öncelikle. Onun çekirdeğiyle ne yapabilirsin ki? Çekirdeğini bir beze sarıp içine koyacağım ki rengi güzel olsun diye. Fazla bir çekirdek çıkmadı gördüğünüz gibi. Az çekirdeği vardı. Bu tarafta hiç yok. Şöyle ince dilim yaparsak elma dilimi gibi. İçi, bu sert olanı iyice alıyoruz. Çünkü reçelde sorun yapar. Böyle. Öyle olmayan yer var. Yani şöyle kolay oluyor. Küçük dilim yaparsak alması kolay oluyor böyle. Bir Sonra topluca alayım öyle. Çevreye topluca alayım. Ondan sonra tak 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 çizeyim. sen böyle diyorsun. İşte. O da olur. Şunu ince ince Böyle doğruyoruz. küçük kesiyoruz. Yani yerken kolay bir şekilde yenecek şekilde arzunuza göre değişir. Daha büyük de Annem yapabilirsiniz. hızlı da Biraz daha küçük. Ben bu şekilde uygun gördüm. Daha küçük de yapılabilir. Bunları doğrayacağız. Dediğim gibi bu kadar bir tane ayva ile yapmıyorum. 5-6 tane ayva vardı oldukça büyük. Onunla yapacağım. Hepsini doğradım, yıkadım. Onlar Durdur. beklemede bunu göstermek için tencereye koydum. Ve suyu atıyorum. Epey üstüne gelecek kadar su atıyorum. Yaklaşık dondurma kabıyla 3 tane dondurma kabıyla ayva var. Kilosuna bakamadım. 1 kiloluk kaba doldurdum. 3 kap boşalttım. Suyu üstüne gelecek kadar su doldurup kaynatıyorum. Bu iyice yarım saat kadar kaynatacağım. İyice gevşeyene kadar ben set diri olarak gelmesini istemiyorum. Kaynattım. Dibinde su pek kalmadı. Yumuşadı güzelce. Şekeri atıyorum. Aynı ölçüde atıyorum. 3 tane dondurma kabıyla attığım için 3 dondurma kabı atıyorum. Aslında şeker oranı biraz fazla olmuş oluyor. Kilogram olarak ayva ile şekerin kilosu aynı değil. Ama ben şekeri daha fazla olanı tercih ediyorum. Bu birebir hacim olarak birebir ama kilo olarak bilmiyorum, tartmadım çünkü. Ölçüyle bir bardak koymuş olsak bir bardak da şeker koymuş oldum.
Biraz suyu az olduğu için bir bardak daha su ilave ettim. Çünkü şekerle kaynatacağım. Şeker tamamen erimesini bekledim ve altını tekrar yakıyorum. Altı yanık bir şekilde önce yüksek ateşte biraz pişiriyorum. Dondurma kabıyla, bu ölçüdeki dondurma kabıyla alt ölçüm yaptım. Çekirdeklerini de atıyorum bu şekilde. Bir beze sarıp koyuyoruz. Ama ben bu sefer böyle koymak istedim. Pek de dağılmıyormuş. Topak halinde kalır. Dağılırsa da içinden alırız. Köpüklerini almamız gerekiyor. Kaynadıkça o bol köpürüyor. Ve ceviz atıyorum ben. Buradaki farklılık bu. Bir çorba kaşığı da limon atıyorum. Bu cevizle limonu attıktan sonra uzun süre kaynatmıyorum. Yaklaşık 5 dakika daha kaynattık. Kıvamına bakıyoruz. Ben tam istediğim kıvama geldi. Bunu buzdolabında, buzlukta soğuttum. Öyle bakıyorum. Çünkü sıcakken yumuşak gözüküyor. Ama soğuduğunda farklı oluyor. Yeterince kaynadı. Ben bunları kavanozlara koyuyorum. Konserve gibi kapaklarını da sıcak suda kaynattım. Sıcak suda duruyor. Ama suyu olmayacak hiç. Onu kuruttum. Şimdi bunları dolduruyorum. Konserve halini alırsa daha geç zamana kadar bir şey olmuyor. Ama reçel aslında ağzı konserve olarak olmasa bile bozulmaması gerekiyor reçelin. Ne şekerlenmesi ne de küflenmesi olmaması gerekiyor. Gereğince reçel yapabildiğimiz zaman böyle olur ama biz bazen kaynatmayı güzel yapamayabiliyoruz. Etrafında kalmış reçelleri siliyoruz ve kapağını sıkıca kapatacağız. Kapakta da hiç ıslaklık bırakmadım, kuruttum. Çünkü su değdiği zaman reçel bozuluyor. İyice sıkıyoruz. Biraz döktüm tabii doldururken. Onları sonradan ıslak bezle sileceğim. Cevizi attıktan sonra da bu kıvamda oldu ve çok lezzetli bir reçel oldu. Tavsiye ederim. Bilmiyorum siz denediniz mi ama kaynanam yapmıştı. Ben yedim. Ben de yaptım. Sizler de deneyin. Artık bundan başka yapmazsınız. Hep bundan yaparsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.